Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce bir iki duyurum var. Bildiğiniz gibi pazar günleri bitcoin analiz videosu paylaşmıyorum. Ama arkadaşlar çok önemli eğitici videolar paylaşıyorum. Bilgi dolu videolar paylaşıyorum. Yarın da bomba gibi video geliyor arkadaşlar. O videoyu herkesin izlemesini istiyorum. Gerçekten önemli. Yani piyasayı daha iyi anlamanız açısından izlemeniz lazım. Ve diğer duyurum arkadaşlar katıl üyeleriyle ilgili. Arkadaşlar en üst seviyeden katılan arkadaşlar için yeni özellik eklenmiştir. O da WhatsApp görüntülü sohbet arkadaşlar. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Şimdi analize başlayalım. Arkadaşlar uzun süredir bu kırmızı tren çizgisini takip ediyorum biliyorsunuz. Dün videomda da değindim. Saat saat verdim bulunduğu seviyeyi. Bakın arkadaşlar şu an tekrar orayı test ettik görüyorsunuz. Şimdi buradan alınır mı? Arkadaşlar buradan alırsan şöyle bir şey yapman lazım. 15300 altına gün kapatmadıkça tutman lazım. Tamam mı? Yani 700 dolar %4 civarı zararı göze alman lazım. Bu şartlar altında buradan alınabilir. Bakın arkadaşlar altına iğnesini attı ama kapanış gelmedi. Yani daha önce de bakalım iğne atmış mıydı altına? Bakın burada da bir iğne atmışlığı var. Yani kapanış lazım. Şöyle 4 saatlik kapanış gelse güzel olur arkadaşlar. Size var ya şu an e, vereceğim. E, nasıl diyeyim? İlerleyen saatlerde hangi seviyede olduğunu falan hep vereyim şimdi arkadaşlar. Not edin. Önemli. Çünkü 24 saat canlı yayın yapamıyorum biliyorsunuz. Diyelim arkadaşlar. E, yarım saat sonra yeni bir saatlik mum açılacak. O zaman bulunduğu seviye 16.079. Şöyle 2'ye doğru, 3'e doğru arkadaşlar. 16130. Akşam 7'ye doğru 16180. Şöyle gece kapanışında da 16270 arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunu niye diyorum? Ben olma ben yoksam mesela ve fiyat hareketli olursa bilin ki işte bu direnç o seviyelerde o saatlerde diye söylüyorum. Yani eğiminden dolayı seviyesi sürekli değişiyor. Bakın yatay destek veya, veya dirençle paylaşmıyorum. Daha çok eğimli bir şekilde olanları paylaşıyorum size. Normalde sürekli takip etmek lazım bu çizgileri. Siz edemeyeceğiniz için ben de seviyeleri veriyorum. Bakın arkadaşlar şimdi bir de yeşil çizgimiz oluştu. Tanıştırayım sizi. Nedir bu yeşil çizgi? Arkadaşlar bu yeşil çizgi. Bakın 16500'lerden beri düşüyoruz yani. Dün. Oran üzerine attık. Saati kapattık. Biraz yatağa gittikten sonra bir rites geldi. Şöyle iğne uçlarıyla göstereyim. Bakın arkadaşlar. Güzel çalıştı. Oradan da tepkisini aldı. Ve bu çizgiyi teyit etmiş olduk. Ondan sonra arkadaşlar. 16.380'lere doğru bir yükseliş gördük. Oradan da tekrar düşüşe geçtik. Yani şimdi tekrar retest eder sonrayı. Bakın bu bu yarım saat için mesela saatlik ya yarım saat sonra bitiyor. 16025. Gerçi bu video gelene kadar o yarım saat geçmiş olur ama ben yine de söyleyeyim. Bakın önümüzdeki saat mesela 16000 dolar seviyelerinde arkadaşlar. 2'ye doğru 15950. Ondan sonra akşam 6 15880 hatta evet 80 akşam veya 11'de gece 12 yapalım arkadaşlar. 15780 bir de gece kapanışına bakalım. 15700 arkadaşlar. Yani bu çok sert eğimli bir çizgi arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kırmızı kırılırsa altında 4 saat kapatırsa şöyle bir şey olabilir. Atıyorum yeşile düşer. Oradan tekrar kırmızıya gidebilir. Ondan sonra kırmızıyı kıramazsa daha sert düşer tekrar bu yeşil çizgiye Atıyorum biraz daha Yatay gider veya yükselir Sonra tekrar düşerse bakın arkadaşlar Eğimi sert olduğu için Örneğin iki gün sonra bulunduğu seviye 15.000 dolar Yani o kadar eğimli bir çizgidir Yani önemli olan bu kırmızı altında 4 saat kapatmamak arkadaşlar Yani buradan alırsan Şöyle diyeyim gün kapanışı 15.300 altında gelmedikçe tutarsın ama o da gerçekleşirse arkadaşlar nakite geçersin. Ben de %100 nakite geçerim öyle bir durumda. Devam edelim. 4 saatlik tren çizgilerimize bakalım. Orada durum nedir? Arkadaşlar orada da şu tren çizgisi çok önemli. Bakın onun bulunduğu yer 15238 arkadaşlar. Bu dört saat için her 4 saat yükselmektedir. Şöyle yapalım. 2'ye doğru 15.280 gece kapanışında da 15.320 arkadaşlar. 330. 15.330 yani gün kapanışı oran altında gelirse bilin ki bura kırılmış olur. Yani kırmızı kırılırsa potansiyel olarak dalga dalga arkadaşlar direkt değil dalga dalga bu çizgiye düşmek isteyebilir. Bakın bu çizgi de 15.300'ün üzerindedir. Yani buradan alınır. 15.300 dolar altında gün kapatmadıkça beklenilir. Yani bu şekilde yapılmalı. Şimdi günlük grafikte niye öyle dediğimi söyleyeceğim. Veya arkadaşlar yükseliş gelirse buradan bakın 4 saatlikte 18.000 dolarlar ilk hedef gibi duruyor 4 saatlik grafikte. Az sonra başka bir tren çizgisi var onu göstereceğim. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Güzel bir haberim var. Bugün alt altcoin videosu gelecektir. Bunu da duyuralım. Bakın arkadaşlar bu yeşil çizgi 16.166 diyorum ki haftalık günlük değil. Bakın hmm. üzerinde iki tane gün kapattı ama bugün tekrar altına gitti. Yani bizim için önemli olan haftayı oran üzerinde kapatmak. Günü değil. Dün detaylıca değindim o konuya. Bakın arkadaşlar eğer düşmeye başlarsa Gideceği yer buralar arkadaşlar tamam mı? Hemen bir günde gitmeyebilir. Yani burada diyor ki yatay giderse atıyor. Yani 15.300'ler işaret ediyor arkadaşlar. Yani oran altında gün kapanışı gelmemesi lazım. Direncimiz ise bugün gün arkadaşlar sert yükselirse yani bence Şuralar arkadaşlar 16.775 seviyeleri. Yani oralar önemli bir direnç olacaktır. Bakalım akşama gelse o hareket 16.800 civarı arkadaşlar. Ama dediğim gibi e, o kırmızı kırılırsa da ben yani nasıl diyeyim birazcık geri çekilme beklerim. 15.300 altında da kapatırsa günü o zaman sıkıntılı olur arkadaşlar. Şimdi 4 saatlik grafikte de alçalan tepeler gelmeye başladı arkadaşlar. 4 saat bu şekilde kapatırsa bir de alçalan dip gelecek. Yani şöyle anlatayım. 16 bin 480 üzeri falan 4 saat kapatırsa arkadaşlar o zaman 16 bin 800 lere gider. Ve şu an öyle bir e, sinyal gelmedi. Dediğim gibi arkadaşlar bu kırmızı kırılmazsa çok güzel olur. Yani buralar önemli arkadaşlar. Hem yeşil tren çizgisi hem kırmızı ikisinin kesiştiği yer. Yani buralar potansiyel dönüş yeri olması lazım. Ama kırarsa arkadaşlar gerçekten tehlikeli olabilir. Yani şöyle yapın. Mesela biraz bekleyin. Mesela şöyle zaman ilerledi ya 2 saat sonra baktınız hala 16150 üzerinde. O zaman yani bir deneyebilirsin. 2 saat sonra arkadaşlar. Bakın eğiminden dolayı diyorum. Yani akşam 5'te mesela bu çizgi 16.170 diyorduk arkadaşlar. Baktın o saatlerde de üzerinde bir iki kırmamış bu kırmızıyı. Bu kırmızı kırmaması lazım arkadaşlar. Bunu kırarsa düzeltme gelir. Öyle düşünüyorum yani. Tekrar üzerinde kapatmadıkça 4 saati düzeltme beklenilir. Ee, bu videonun yorumlarına bakın arkadaşlar. Mesela ben bir kritik bir durum oldu mu? En üst yoruma bulunduğumuz durumu yazacağım. Sizi bilgilendireceğim. Sabitleyeceğim o yorumu. En üst yorum arkadaşlar. Yani merak ettiniz ya ne durumdayız bir hareket geldi. Yani düşüş oldu misal. Hemen videoyu açın en üstteki yoruma bakın arkadaşlar. Orada size bir mesajım olur. Tamam mı? Şimdi Bollinger bantlarına bir bakalım. Stokastik arasaya bir bakalım. 4 saatlikte stokastik sat şeklinde devam ediyor arkadaşlar ve MA20'nin bulunduğu yer 15980. Bu 4 saat için 22 dakika sonra arkadaşlar bakın tahminim 16.020 seviyelerinde falan olur. Yani oraya da bir iğne gelebilir arkadaşlar. Ama nasıl diyeyim ilk test edişi olacak. Bu MA20 oradan bir tepki gelmesin normal arkadaşlar. Yani tepki gelme ihtimali yüksek. Ama çok sert düşüş gelirse bakın Bollinger alt bandı 4 saatlikte o da 13 15300 seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Yani dileyen e, yarım alır, yarım nakitte bekler. Sert düşüş gelirse alttan almak için karar tamamen sizin. Dileyen alır buradan 15300 altında gün kapatmadıkça tutar. Ve arkadaşlar şunu da duyurmak istiyorum. E, mesela dolar düşüyor ya. <laughs> Bazılarının kafası karıştı. Ne yapayım bilemiyorum diyor. TL'de mi kalsam? TL'de kalsam dolar yükselirse ne yapacağım? Veya dolarda kalsam TL değer kazanınca ne yapacağım? Bitcoin'de kalsam bir taraftan da dolar düşerse Türkiye'de ne yapacağım? Arkadaşlar 3 seçenek var değil mi burada? O zaman ne yapacaksın? %33 Bitcoin'a geçeceğim. %33 nakit yani dolar. %33 TL. Bu şekilde arkadaşlar riskini minimuma indirirsin. Sular duruna durulana, durulana kadar bu şekilde pozisyon almış olursun. Kusura bakma yeni uyandım da dilim tam açılmamış. Yani 4 saatlikte durum bu arkadaşlar. Diyelim bir yükseliş geldi. Takip edebilen 4 saatlik Bollinger Bandını takip etsin. Üst bandı ilk hedefler olur arkadaşlar diye düşünüyorum. 2 saatliğe bakalım orada durum nedir? 2 saatlikte bir Bollinger alt bandı testi gelebilir diyor. Şöyle 16.000 biraz altına iğne gelebilir diyor. Ama arkadaşlar iğne olarak kalması lazım. Yani 4 saat kapatmaması lazım o seviyelerde. O zaman trend şeklinde devam edebilir düşüş. 3 saatliğe bakalım. 3 saatlikte de arkadaşlar MA20 bakın burada test edilmiş, acayip tepki almış. Dün de test edilmiş. Şimdi bir daha test ediyor ve altına kırmaya çalışıyor. Bakın 3 saatlikte test edildiğinde nasıl tepki alıyor? 4 saatlikte hiç test edilmemiş arkadaşlar. Yani ilk test olacak. Yani tepki alma ihtimali yüksek. 15.970'te bu 4 saat için 20 dakika sonra arkadaşlar 16.020 seviyelerinde olacaktır. Video geldikten sonra oraya bir iğne gelirse bilin ki MA20'ye dokunmuştur. Demin dediğim gibi saatlik grafikte anlattığım ya bakın o kırmızı altında 4 saat kapatmadıkça problem yok. Kapatırsa arkadaşlar temkinli olun. Tekrar üzerinde 4 saat kapatmadıkça yükseliş beklemeyin derim. Devam edelim. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Gerçekten önemli burası. Dikkatli dinleyin. Şimdi bu günlük grafik her şey güzel gidiyor değil mi? Gün kapanışı böyle gelirse ne olur biliyor musunuz? bir tepe teyit edilir günlükte. Yani şöyle tepe şeklinde kapatırsa bugünü o zaman bir tepemiz daha olmuş olacak değil mi? Yükselen tepemiz olmuş olacak. Ama bakın arkadaşlar arasaydı alçalan tepe olmuş olacak. Bu da ne anlama geliyor? Negatif uyumsuzluk. Arkadaşlar negatif uyumsuzluk gelirse günlükte genelde bakın teknik olarak ilk düşeceği yer MA20 arkadaşlar günlükte. Hemen bir günde düşer mi orasını bilmem. Misal yarın 14.800 seviyelerinde arkadaşlar MA20. Yani şöyle anlatayım ben böyle kapanış görürsem bir %50 nakite geçerim tamam mı? Açık açık duyurayım buradan. Eğer tepe şeklinde bir kapanış görürsem bugün gün %50 nakite geçerim. 15.300 altında da gün kapattım %100 nakite geçerim. Öyle anlatayım size. Bakın şuradaki dip 15.275 diyordum arkadaşlar. Bakın 15.300'ü yuvarladım ama aslında 15.275. Şurası. Oranın altında gün kapattım mı ne olacak bu sefer? Bakın yükselen tepe güzel yükselen dip ama arkadaşlar alçalan dip yapmış olacak. Bir negatif uyumsuzluk vermiş olacak ve dönüşe işaret olur arkadaşlar öyle bir durumda. Tekrar diyeyim Böyle tepe şeklinde kapatırsa bugünü %50 nakite geçerim. 15.275 altında gün kapatırsa da %100 geçerim nakite arkadaşlar. Bollinger bandında durum bu şekilde. Gelelim günlük hareketli ortalamalara. Arkadaşlar MA10 uzun zamandır desteğimiz. Yani e, 10.000 dolardan beri bakın MA10 desteğimiz. Bu sonsuza kadar olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bir yerden sonra kırılacak. Kırıldıktan sonra da MA21'i takip edeceğiz arkadaşlar. Bakın mesela bugün 14.700 seviyelerinde her gün yükseliyor. Hani ben %50 nakitteyim ya. Diyelim %100 geçtim değil mi? Bu MA21'e dokunursa oradan bir alırım. Bir vurkaç deneyebilirim arkadaşlar. Ama bugün gelmez diye düşünüyorum. Ee, önce bir tepe teyit edilmesi lazım arkadaşlar. Yanılırsam da kusura bakmayın. 4 saat diye bakalım orada durum ne? Dört saatlikte de arkadaşlar MA21'i test etmek istiyor. 15.980 civarı. Yani iğne olarak kalmalı arkadaşlar. O kırmızı çizgi altında kapatmaması lazım. Mesela MA21 daha önce test edildi 4 saatlikte ama MA50 ve MA55 hiç test edilmedi arkadaşlar. Diyelim sert bir düşüş gelirse ilk durak burası olur. 15600'ler. İğnesini de buraya atarsa 15430 40. Yani bu bölgeden arkadaşlar düşüş gelirse ilk etapta bir tepki yükselişi gelecektir. Yani gelmesi lazım. Şöyle birkaç yüz dolarlık tepki yükselişi gelir öyle bir durumda. Yani arkadaşlar gerçekten kritik durumdayız. Bak mesela bu yeşil çizgi de önemli. Ya kır, kırar da bilir arkadaşlar. Hiç kırmayacak diye bu kural yok. Daha önce oldu. Yani böyle teyit edilmiş bir tren çizgisi birdenbire altına kırdığı oldu yani tamam mı? Dikkatli olun. Yani risk istemiyorsanız yüzde elli alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bakın bayağı zorluyor. Tutunamazsa bu kırmızı üstünde yavaş yavaş düşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani hemen birden olmayabilir. Yatay gider. Yani böyle böyle düşebilir arkadaşlar. Şu şekilde. Onu izleyip göreceğiz. Biraz da dominansa gelelim. Evet arkadaşlar dominansta da sarı çizgimiz vardı biliyorsunuz. Yani milimetrik oradan satışını yedi. Şu an iyi gidiyor. Problem yok gibi duruyor. Bir alçalan tepe yaptık. Yani yani bir de alçalan dip yaptık mı? Neresiydi? Ne diyorduk dün? %64.50 altında falan gün kapanışı geldi mi arkadaşlar? Günlükte düşüş trendine geçer. Arkadaşlar Bitcoin yatay gitmesi lazım şimdi. Fazla aşırı sert hareket yapmazsa altcoin'ler ralliye geçebilir. Yani kısa vadeli. Ralli dedim. Boğa sezonu değil tabii ki. Bugün altcoin videomda biraz detaylandıracağım o konuyu arkadaşlar. Yani altcoinlerin grafiğine bakayım. Olumlu duruyorlarsa derim ki bugün altcoinlerde yükselişler gelebilir diye anlatırım arkadaşlar. Ve şu an dominansta böyle bir tablo var. Bakalım Bollinger bandı ne yapmış. Yani bakın üst band hedef olur böyle durumlarda ama eğimi vermiş arkadaşlar. Bandları alacak belli ki. Belki ilerleyen günlerde üst banda gidecek. Yani önemli olan şu MA20. Onun bulun diye yüzde 64 45 bugün için. Oran altında gün kapatırsa arkadaşlar. Bitcoin yataya bağlarsa altcoinler oradan yükselişe geçebilir. Benim düşüncem bu yönde. Yani iki gün kaldı haftalık kapanış arkadaşlar. Şöyle kırmızı mumla kapatırsa çok güzel olur. Şu MA50 altında kapatırsa o zaman deriz ki tamam altcoinler canlanacak. Şu an tam teyidi gelmedi arkadaşlar. Yani bu haftalık kapanış dominans için önemli ve altcoinler için önemli. Bunu görebiliyorum grafikten. Ama dediğim gibi günlükte alçalan dip yaparsa dominans, Bitcoin de yataya bağlarsa arkadaşlar, o zaman altcoinler canlanır. Bakalım saat şu an ıı, Türkiye saatiyle 11'e yaklaşıyor arkadaşlar. Şöyle 3 saate falan bir altcoin videosu gelir arkadaşlar. Tamam mı? Yani önce bu bitcoin videosunu iyice bir sindirin. Ondan sonra da altcoin videosu gelecek. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Baya az uyudum. Yani erken uyandım. Hala toparlayamadım arkadaşlar. Umarım e, bilgi dolu bir video olmuştur yani. Beynim tam toparlanmasa da elimden geleni yaptım sizin için. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere